Bismillahirrahmanirrahim. Evlilik teklifi yapıldığında, olumlu cevap alınması durumunda şahitler de bulunuyorsa nikah olur mu? Kıymetli kardeşlerim, nikahın rükünü icap ve kabuldür. İcap ve kabul şu demektir. Evlenmeyi düşünen iki tarafın şu an evlenecekleri noktasında kesin bir ifadeleri kullanıp ve şu an akdin oluşumunu gösterecek telaffuzda bulunmalarıdır. Yani ileriye yönelik olarak işte seninle evleneceğim, evlenmek istiyorum tarzındaki ifadeler nikah için yani nikahın oluşumu için kullanılacak lafız olarak yeterli olmayacaktır. Çünkü nikahta dediğimiz gibi filhal şu an o evliliğin tahakkuk edeceğini gösteren net ifadeler olması gerekecektir. Bundan dolayı bir evlilik teklif edildiği zaman da karşı tarafta bunu kabul ediyorsa burada nikah olmayacaktır. Çünkü evlilik tekliflerindeki maksat nikahın şu an oluşumu değil, bilakis ileride seninle evlenmeyi düşünüyorum. Evet, seninle evlenmeyi onaylıyorum ileriye yönelik olarak. Hani bu ifade sadedinde kullanılan bir durumdur. Bundan dolayı bir kimse evlilik teklif etsin, bu kız olsun erkek olsun bu bağlamda fark etmeyecektir. Karşı taraf kabul etse de burada nikah olmayacaktır. Çünkü şu an nikahın kesin olarak kıyılmasını kasteden bir ifade kullanılmamıştır. Bir de şunu burada ifade etmek faydalı olacaktır. Nikah oluşumlarında illa da ben seni eş olarak kabul ettim şeklinde hani geçmiş zamana ifade eden bir terim olmak zorunda değildir. Önemli olan şu an akit anında tarafların birbirini eş olarak kabul ettiğini ve şu an nikah akdi kastıyla kullandıkları net ifadeler önemli olan nokta olacaktır. O yüzden arkadaşlar bu tür terimlerde, bu tür tabirlerde lütfen buna dikkat edelim. Bu tür evlilik tekliflerinde veyahut da bazı konuşmalarda istiyorum, arzuluyorum, evlenelim, hani geniş zaman mesela kullanılıyor. Bu tür tabirlerin hiçbirinde nikah oluşmayacaktır. Nikah oluşabilmesi için şu an kesinliği ifade eden ve şu an nikahın kıyılmasını kasteden ifadeler ve karineler olması gerekecektir. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin.